Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan gündeme dair açıklamalarda bulundu. Esnafın durumu hakkında konuşan Alişan, ticaret merkeziyle ilgili de açıklamalar yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Sakarya Ticaret Merkezi'nin üst katını tamamen aldıklarını söyleyen ancak yapılan ihaleye girmeyen Hasan Alişan ihaleyi sosyal medyadan öğrendiğini belirtti. Nedeni de şuydu, sosyal medyadan öğrendim ben ihale olduğunu. Oysa ki hem yıllardan beri satılıyor. Ben talip olduktan sonra bana kimse bir şey sormadı. Ben sosyal medyanın sayesinde ihaleye ben girmem. Girmedim. Girmeyeceğim de girmem de. Üç sefer ihaleye çıktı, girmedi. En son dedim ki ben girmeyeceğim dedim. Yeter. Ben sosyal medyadan bu iş nasıl öğrenir? Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuyum ben. Çocuk önce değil bu. Ben demedim önce. Bunu söyleyen ilgili yetkili ağızlar ilgili yerlerde söylediler. Tamam, itirazım yok. Ben de itiraz etmiyorum. Hemen de aldım. Ve öyle veya böyle bu bir şey oldu. Benim taahhütüm değil ama ben bu kuruma bir yer kazandırmak için gereken çalışmaları başlattım. Artan pahalılıkta esnafın günah keçisi ilan edildiğini vurgulayan Alişan, artışları esnafın yapmadığının altını çizdi. Küçük işletmelerde her zaman sorun vardır. Ama pandemiden gelen sorun, ama iktidarın sorunları vesaire ekonomik anlamdaki herkesin hissettiği sorunları en çok hisseden, günah keçisi olan küçük esnaf ve sanatkardır. Sanki zam yokmuş ülkede. Zamı yaratan, zamı ortaya koyan, zamı piyasaya sürenin kişi olduğu tespit ediliyor. Oysa ki tamamen yanlış. 2022 yılında 4.933 esnafın kayıt olduğunu ve 1.813 esnafın da dükkan kapattığını söyleyen Alişan, rakamlardaki ciddi yükselmeye dikkat çekti. 2022 yılındaki kayıt olan esnaf sayısı 4.933. Terk olan da 1.813. Yani ciddi artış olduğunu söylüyorum ben size. Ciddi bir %200, %100'ün üstünde artış var. Bu şu anlama gelebilir. Esnafa yeni iş yeri açılanlar vardı. Bir de bunun yanında da devletin imkanına yararlanabilmek için acaba yeni iş yerleri mi yeniden iş, yani kayıt eskiden vardı da kayıtları mı yoktu? Çünkü kayıt zorunluluğu var kredilerden, desteklerden, hükümetimizin desteklerinden istifade edebilmesi için. Asgari ücretin yükselmesine karşı olduğunu belirten Alişan, refah payının yükseltilmesi kanaatindeyim dedi. Asgari ücrete zam olması demek, istersen %100, %500 artsın, itirazımız yok. Ama tüketici konumundaki olan diğer ürünlere neden belirsiz, ne olduğu belirsiz bir zamların gelmesi ciddi bir sıkıntı yaratıyor. O anlamda ben asgari ücretin yükselmesine karşıyım. O anlamda karşıyım, bakın. Emeğe karşı filan değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben diyorum ki asgari ücret miktarı ne kadar çoğalırsa %54.66 oldu yükselme, artma. İşte 154 olsa o kadar da artacaktı fiyatlar. Refah payının yükseltilmesi gerektiği kanaatinde vardı. Toplumun refah payı...